Zafer Arapkirli, Arınç'ın o sözünü hatırlattı. Sedat Peker göndermesi. Usta gazeteci ve KRT TV programcısı Zafer Arapkirli, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Arapkirli, Bülent Arınç'ın Egenekon kumpası ile Türk ordusuna kurulan kumpası, Türkiye bağırsaklarını temizliyor, diyerek yorumda bulunduğunu hatırlattı, Sedat Peker'li göndermede bulundu. KRT ekranlarında, Medyaterapi programı ile gündemi değerlendiren usta gazeteci Zafer Arapkirli yine gündeme dair çarpıcı bir yorumda bulundu. Arapkirli, geçmişte FETÖ'nün Türk ordusuna kurduğu kumpasta, o dönemin siyasetçilerinin ve gazetecilerinin destekçi tutumlarına yönelik göndermede bulundu. Bağırsaksa, pislikse feriştahı söz konusu. FETÖ kumpasının iki ayağı olan Ergenekon ve balyoz davaları sürecinde Bülent Arınç'ın, Türkiye bağırsaklarını temizliyor sözü büyük yankı uyandırmıştı. Zafer Arapkirli bugün yaptığı paylaşımda bu sözlere dikkat çekti. Sedat Peker'in son günlerde yaptığı açıklamalarına da vurgu yapan usta gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bağırsak. Düzmece delillerle açılan kumpas davaları sürecinde, Türkiye bağırsaklarını temizliyor, söylemine başvuran, FETÖ'cü, AKP'lisi, liboşu, yetmez ama evetçisi. Bugün Peker'in açıklamalarına ne diyorsunuz? Bağırsaksa, pislikse, feriştahı söz konusu, ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Bülent Arınç, Egenekon dalgalarının tüm hızıyla sürdüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpaslar kurulduğu dönemde 4 Temmuz 2008'de, Ülke TV'ye çıkarak bu operasyonları savunmuş ve Türkiye bağırsaklarını temizliyor, diyerek şunları söylemişti. Türkiye iyi bir noktaya gidiyor. Bu sancılar bir taraftan doğum sancısıdır, bir taraftan bağırsaklarını temizlemesidir. Pensilvanya'ya da gidip Gülen ile görüşen Arınç, Haziran 2012'de katıldığı Türkçe olimpiyatlarında yaptığı konuşmada ise FETÖ lideri için, o muhteşem insana, hüzünlü gurbetten Bursa'yı seyreden bu güzel insana, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye şükranlarımı sunuyorum, demişti.